pişmeyen cheesecake yapıyoruz dedik. Pişmeyen cheesecake'in tabanını oluşturuyoruz öncelikle. Burada şöyle 150-200 gram kadar öğütülmüş bisküvimiz var. Biz medavik pasta için hazırladığımız bisküvileri öğüttük. Burçak bisküvi de öğütebilirsiniz arkadaşlar. Burada 50 gram eritilmiş tereyağımız var. Tereyağımızı ekliyoruz. Bir de ben içerisine böyle lezzet versin diye hazırladığımız pralinden ekleyeceğim. Pralin tarifi kanalımda var arkadaşlar. Detaylı video oradan izleyebilirsiniz. Nutella ekleyebilirsiniz. Fıstık ezmesi, fındık ezmesi ekleyebilirsiniz. Yoksa hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz. Evet, şöyle bir kare kalıbımız var. Kare borcama da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım, yayalım. Evet, kızar kek harcımızı hazırlıyoruz. Şöyle labnemizi alalım ama labnenin sulu kısmını almayın, olur mu? Mesela bakın burayı süzdüreceğim. Pişmeyecek çünkü bu cheesecake. O yüzden olabildiğince iyi süzülmüş yoğurt ya da işte labne kullanın. Süzme yoğurtla da yapabilirsiniz bu tarifi. 400 gram labnemiz var ya da 400 gram süzme peynir kullanıyoruz. Sulu kısmını almadan. Burada da taze peynirimiz var. 200 gram. Onu da alalım. Evet. Şöyle kızlar, ne yapıyoruz? Pudra şekerim var. 1,5 çay bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Evet, güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırın. Şöyle pütürlük kalmasın kızlar. Evet. Şöyle limonun kabuğunu da rendeleyelim. Kadar diyebiliriz. Limon, portakal da. Hiç sevmiyorsanız koymasanız da olur. Evet. Bir de tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağını da işte pişirmeden yapacağımız için güzelce kaç gram olsun diye. Bu da 150 gram. Şöyle 150 gram eritilmiş tereyağımız var. Onu da ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Paket kremamız var. Onu güzelce köpürteceğiz. Çırptıkça krem şanti kıvamına gelir krema, ama soğuk olması lazım kremanızın o kıvama gelebilmesi için. Buradaki harcımıza da şimdi spatula ile yedirelim.
Şöyle bakın. Evet. Evet, şimdi kek harcımızı kalıbımıza alalım arkadaşlar. Bunu yayalım. Minik minik kareler şeklinde porsiyonlayacağım ben. Yuvarlak 28 santimlik çember kalıpta da yine yapabilirsiniz. Ya da kelepçeli kalıpta. Dediğim gibi kare borcama da hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt serip böyle kenarlarına. Evet arkadaşlar, pişmeyen soğuk cheesecake'imize bir de sos yapıyoruz. Böyle taze meyveler de kullanabilirsiniz. Bir de bu şekilde reçellerle de marmelatlarla da cheesecake sosu hazırlayabilirsiniz. Hatta bazen taze meyve ile yapmaktan daha az maliyetli olabiliyor. Onu söyleyeyim. Bu reçeller bazen indirime giriyor. Böğürtlen reçeli, işte ahududu reçeli, karadut reçeli. Ben alıyorum ve böyle cheesecake'lerde kullanıyorum. Şimdi reçelden nasıl cheesecake sosu yapılır onu görelim. Bu şekilde sos kabımıza alalım. Şöyle söyleyeyim, yarım su bardağı kadar burada meyve reçeli var. İsterseniz böyle tüm tüm de bırakabilirsiniz. Blender'la ezedebilirsiniz. Şimdi şunun içine biraz su alalım, fıstık. Sıcak suyla böyle bir karıştır bunu. Evet arkadaşlar, şöyle blender'la ezeceğim. Tane olan meyveleri de ve güzelce ezdik. Biraz da bir su da eklemiştik kavanozun dibini çalkalarken. Reçelimiz bu yüzden biraz cıvıdı. Şimdi ocakta böyle pişmeye devam ederken nişasta ekleyeceğim. Evet kızlar. Şöyle bir yemek kaşığı. Böyle bir yemek kaşığı dolusu nişastamı bir su bardağı su ile açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Güzelce karıştıralım. Evet. Şimdi kaynamakta olan reçelimizin üzerine dökelim. Ya da işte meyvelerle de hazırlıyorsanız taze meyveleri aynı şekilde hazırlıyorsunuz. Bakın rengi böyle bir beyazladı önce. Pişirdikçe rengi berraklaşacak ve parlayacak. Sabırla pişirin kıvamlanana kadar. Şöyle bakın, rengi böyle şu an. Bakın piştikçe kıvamı aldı sosumuz. Pişirdikçe de rengi berraklaşıyor ve parlıyor. Tamam, hemen kıvam aldı diye almayın ocaktan.
öyle iyice pişsin. Sıcak mı bu? Yok, ilk sıcaklığı geçecek, ondan sonra. Evet, sosumuzu da üzerine yaydık. Şimdi bu şekilde de buzdolabında biraz daha dinlendirip soğuk soğuk keseceğiz. Okey yavrum? Okey. Evet kızlar, şöyle cheesecake'in kenarlarından acıcık şöyle bir şey yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim.